7-13 haftası sevgili koçlar, tarotlar sizler için neler diyor diyoruz ve başlıyoruz. Sevgili koçlar, özellikle iş yerinizle ilgili E ve İ ve C harfi birinden çok güzel bir ödül alarak işinizle alakalı sorunları daha rahat bir şekilde halledeceksiniz. Fakat uzun süredir işinizle ilgili sizi zorlayan S ve A harfi kişiden zarar görebilir ve iş çevrenizdeki sıkıntıları size yansıtabilir ve bu sıkıntılar işinize zarar vermenize yardımcı olabilir diyorum. Yeni işe başlamak istiyorsanız H ve O harfi birinin size çok güzel desteğiyle birlikte güzel bir iş kapınız aydınlığa kavuşacak. Ev konusunda özellikle kardeşler ve eşler arasındaki karışıklık, eğer ki kardeşiniz A ve N harfiyle başlıyorsa bu ev ve yatırım konumuza engel olacak. Bu yüzden de bazı tartışmalar, bazı sorunlar söz konusu olabilir. Evliyseniz eşinizin isminde H ve A harfi varsa onun dağınık karakteri, sizi yıpratan olaylarıyla alakalı noktada sorumsuzlukları sizi fazlasıyla yıpratıyor ve hep ev sözü verip yapmaması sizi çileden çıkartıyor. Artık bunun için aileden bir insandan, yani C, I, L harfi birinden destek görerek ev konumuzu da aydınlığa iteceğiz. Yalnız uzun süredir küs olduğunuz aile bağlarınızla alakalı noktada özellikle kendi ailenizden amca köklerinizde M ile başlayan kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Sizin üzerinize kötü enerji verebilir, nazara gelebilirsiniz. Bu ara bol bol kendinizi okuyun. Eşiniz ya da evlenmeyi düşündüğünüz insanın annesinde ya da babasında O ve R harfi varsa bu ilişkiye çok büyük destek verecek. Ama sizin ailenizde İ ve K harfi varsa bu ilişkiyi lafla, sözle bitirmeye çalışacak. Aman dikkatli olun diyorum. Evet, evliliğinizde uzun süredir, son 7 yıldır ya da son 7 aydır problemler ilişkiyi sert bir noktaya doğru itiyor. Bu yüzden artık çaresizsiniz ve maddi olarak gücünüzü bir türlü toparlayamadığınız için yol aradığınız gözüküyor. Ve bunun için de hala bir mesleki ve hala eğitim konusunda bir başarı sağlayamadınız ve hala hayıflanıyorsunuz. Sizden ricam kendinizi bulmanız lazım. Evet, çocuklarınızla alakalı onları çok noktada desteklemek istiyorsunuz. Özellikle çocuklarınızda S ve N ve M harfi varsa eğitim konusunda yarım bırakabilir, arkasında durmanız lazım. Psikolojik olarak da zorlu bir dönem yaşıyorsunuz, bunu düzeltmeniz lazım. Sevgili boğalar, hemen kartlarıma bakıyorum. Evet, iş yeriniz değil, aile içerisinde 3 kişiyle aranızda sorun çıkacak. Özellikle bu sorumlu kişilerde L ve K ve Z harfi olabilir. Kafanızdaki sorunları tek tek size söylese de arkanızdan kuyular kazacak. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir erkek, özellikle bu erkekte de J harfi, S, Ş harfi varsa ve L harfi varsa duygusal olarak size yardımcı olmaya çalışsa da aşk konusunda size değer verdiği için hayatınızdaki insanlara engel oluyor ve siz kör bir karanlığa düşüyorsunuz. Buna güvenmemeniz gerekiyor diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizde K harfi ya da Koç burcu özelliğine sahipse ve A harfi de varsa bu kişinin yalanlarını ortaya çıkartacaksın ve evliliğiniz bir yazışma yüzünden güvensizliğe doğru gidecek. Ve eşinizin ailesinde sorun yok. Sizin ailenizin aklına uyduğunuz için eşinizde hatalar arıyorsunuz. Evet, burada yazışmalar var ama kırıcı yazışmalar değil. Bence olayı abartmayın. Eşinizin arkasında durmanız daha sağlıklı. Bu ara ilişkinizle alakalı ruh ikizi olduğunu düşünen sevgili takipçilerim, özellikle isminizde Y harfi ve B harfi varsa bu artık hayat yolculuğunu başlatıyor ve mutlu seyahatler, evlilik seyahatleriniz olarak uyarı veriyor. Gayet de burada içinizdeki duyguyu, aşkı tadacaksınız ve bununla alyans döneminiz başlayacak gözüküyor. Mutsuz olan ev hanımları ya da çalışan ev hanımlarımız için 2016'dan ve 2015'ten bu yana mutsuz olduğunuz konulara meditasyon yapsanız da eşinizin sizi maddi olarak ne kadar desteklemediğiniz ve bütün gücü ben yapıyorum, eşim bencil ve ailesine yardımcı olduğunu düşündüğünüz için kendinizi hasta ediyorsunuz. Aslında eşinizi aldığınızdan beri böyleydi. O değişmedi. Siz gördükçe ve yük üstünüze bindikçe siz değiştiniz. Artık değişin, onun değişmeyeceğini bilin. Mutlu olan çiftlerimizde çocuk sevinci, dengelenme, çocuklarla aramızdaki huzuru bulma. Özellikle çocuğumuz H harfiyle başlıyorsa Hatice, Hakan, bu çocuğumuzun gelecek hayatı çok parlak, mutlu bir başarıya oluşacak. Eğer ki eşiniz mesela İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız
eşinizin yapacağı aile arasındaki seçimde sizi tercih edecek ve bu aile sizi kırdığı için sizden özür dileyecek, ama bazen olayları siz de kendi içinizde çok fazla abarttınız. Eşiniz bu konuda kırgın. Sizin de adım atmanız gereken noktalarımız var. Evinizde D harfiyle başlayan kişinin gözü var ve bu göz paranıza, ilişkinize ve hayatınıza etki ediyor. Bu evi sirkeli suyla yıkamanız gerekiyor efendim. Sevgili ikizler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Evet, iş konusunda gideceğiniz seyahatlerde yardımcı olacak Can gibi, Cafer gibi, Canan gibi bir kişinin işle ilgili size sunacağı fırsatları var. Bu fırsatlarla birlikte basamağınız uçmaya başlıyor. Ve bu uçuş evresinde üst düzey yönetici, üçüncü yetkili kişiden de alacağınız destek yerinizde güller açacağını gösteriyor. Ama rahatsız olduğunuz bir kadın var. Bu kişinin gözü sizin yerinizde. Dikkatli olun. Bu kadında da özellikle P ve E ve L harfi olabilir. Sizin işinize yalan yanlış hareketler yapabilir. İşinize doğru sahip olun. Kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle de bu Aralık ayında mahkeme konumuz var. Kendi hayatımızla alakalı. Bundan ferah edeceğiz. Özellikle hakim ya da avukatınızda O ve D harfi varsa siz gökkuşağı gibi aydınlığa kavuşacaksınız. Evli olan çiftlerimizle alakalı yatak soğuklukları, ilişki ve aynı evde konuşmadığınız gözüküyor. Ve her geçen gün birbirinize aşık olup bu kadar zıt karakterler yapmayı bırakın. Yani her iki tarafta karın bunu yaptı, kocam bunu yaptı diye devamlı ev içerisinde tartışmalar oluşuyor. Siz birbirinize sıkı sarılmanız lazım. Çünkü eğer bu ilişkiyi esaretten çıkartırsanız Rabbimin öldürdüğü şeyde yeşereceksiniz. Yani siz birbirinize tekrar bir şans verip kucaklaşmaya ihtiyacınız var. Ha, der ki dördüncü, üçüncü ve beşinci katta oturuyorsanız çok güzel bir ev anahtarı alacağınız, biraz sorunlar, hastalık sorunları olabilir. Özellikle büyüklerimizle alakalı, eşinizin annesi, eşinizin ablası, onda da F ve Fatma gibi, Funda gibi isimlere ya da F Elif ismindeyse ani operasyon geçirecek. Bizim tartışmalarımız hastanede koşturmalar üzerinde devam edecek. Özellikle erkek kardeşinizin eşinden kaynaklı aile içerisinde huzursuzluk var. Ve bu kişinin kötü enerjisi aile bağlarımızı kopartmaya ve erkek kardeşimiz bizden uzaklaşmaya başladı. Ve aile şunu sorguluyor. Bizim çocuğumuz bize çok düşkündü. Ne oldu? Bizim evladımız bizi çok... Evet, burada kötü enerji var. Eşinin ailesinden kendi para rızkı bize aksın diye yapılmış. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa kardeş bağlarımız her geçen gün kopmaya başlayacak. Bekar evinizde genç kadınınız ya da genç kızınız varsa hayırlı kısmet var. Özellikle genç kızınızda R harfi ya da A harfi belirginse, mesela Özge gibi bu harflerde belirginse güzel bir evlilik kapısı var. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Oo, gerçekten yengeçleri aşk konusunda ihanetlerle yüzleşme. Yani ya siz eşinizi aldatacaksınız ya da eşiniz sizi aldatıyor olma ihtimali çok yüksek. Özellikle de eşinizin iş yoğunluğu, oraya gideceğim, bu toplantım var, şu toplantım var diyorsa, eşinizde de Y harfi ve G harfi ve B harfi varsa burada bir hikaye var. Dikkatli olun, yoksa kalben kırılacak gözüküyorsunuz. Sizin kendi işinizle ilgili son 3 aydır mücadele ettiğiniz noktalarda özellikle kadın patronunuz varsa size bu konuda destek verecek ve bu kadında T ve U harfi varsa sizin iş konunuzla ilgili yalanları örtüp yepyeni bir sayfa başlatacak ve bu başarınız artık yavaş yavaş yol almaya başlayacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ben ailem yüzünden ve çevrem yüzünden nerede hata yaptım? Özellikle H harfi ya da E harfi baskın ve bu harflerde başlayan birinden çok büyük bir destek alarak bu elim kolum bağlı, kısmetsizim, işsizliğim var diyorsanız bu kişinin çok büyük bir desteğini alacaksınız. Ama iş bereketi, karınca duası bol bol okuyun, sirkeli suyla işinizi, kendinize bir abdest alın, ofisinizi yıkalayın. Çünkü bu iş alanınızda gerçekten çok fazla göze gelip bir işi başlarken hep yarım kalıyor. Tam bir iş projesi imza atacaksınız, başka biri kapıyor. Böyle uğursuzluklar var, etrafınızda dönüyor. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Evet, evlilik konusunda kalbim çok kırık çünkü bazı eşimin söylediği yalanlar, aldatmıyor ama yalanlar var. Bu yalanlardan artık yoruldum.
tam söz veriyor, düzeldim, iyileştim, ailemle ilgileneceğim derken artık siz de pes ettiniz. İki tatlı söze kanabilirsiniz. Bu da evliliğinizi, kendi ruhunuzu incitebilir. Başkalarının söylediği tatlı söz sizin hayatınızı mahvedebilir. Dikkatli olun diyorum. Eğer aşık olduğunuz kişiyle evlilik planınız varsa o kişi sizi terk edecek. Ama bu sizi çok büyük bir boşluğa düşüreceği için mümkün olduğu kadar bu altyapımızı oturtmamız lazım. Sizin hayatınızdaki kişi de özellikle L ile başlıyorsa, A ile başlıyorsa ve T ile başlıyorsa onun ailesi sizi kesinlikle istemiyor. Aranıza soğukluk yapmış. Dengelerde aslında kader sizi çok doğru gösteriyor ama dengelerde bir kavga, tartışma, bir kaos var. Yani her günün gözyaşı şeklinde yaşıyorsun. Aynı şekilde evli olan burçlarımızda lütfen dua edin. Çünkü her dua edeceğiniz noktada 3 ay içerisinde ya da 5 ay içerisinde hayırlı bir ev anahtarınız var. O da uğur getirecek ve eşinizin iş gereği yapmak istediği ve işiyle ilgili kendi anahtarını, iş anahtarını yani araç alma niyeti varsa bu konuda da fırsat kapılarınız var. Hayırlı olsun efendim. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Bu hafta kaosun en derini, hani bir fanusta döneriz ve fanustan çıkamayız ya. Özellikle isminizde A harfi, T ya da N harfi varsa yukarıdaki Rabbimin size sunacağı iş kapılarınızda ışık hızıyla açılacak fırsatlarınız var. Yeter ki bu döngüden çıkın, bu karamsarlıktan çıktığınız takdirde içinizdeki ruhunuzdaki sanatçı enerjiniz çok fazla yukarı doğru çıkacak. Bu da artık insanların sizi kıskanacağı ve sizinle ilgili maske takacağını gösterir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Etrafınız sizin enerjinizi kıskanıyor. Onun için de yağ şafi çekerek enerjinize kimse nazar değdirmesin istiyorum. Evet, özel hayatınızla alakalı beklediğiniz kalbim acı çekiyor ablacığım diyenler için özellikle söylüyorum. U ve M ve L harfi varsa sevgiliniz tekrar sürpriz gibi hayatınıza geri gelecek ve onun sevgisi, onun ruhu sizi şifalandıracak gözüküyor. Yasal, mahkemesel ne sorunuz varsa kaybedeceksiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor ve özellikle kendi anne köklerinize ait teyze ve dayıdan kaynaklı laflar aile içerimizde rencide olmamıza, bizi yok saymaları sizin ailenizi incitebilir, yıpratabilir. Artık o aileyle görüşmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ama anneniz bu konuda çok incinecek ama yeni fırsat ve yeni kapılarınız var. Şimdiden bu hayırlı olsun diyor. Özellikle evli çiftlerimizle alakalı aşk yeniden alevlenecek ve çocuk niyeti olanlar artık kalbinize ok ve yuva olmanızın mutluluğunu tadacaksınız. Ama mutsuz olanlar için eşinizin dışarıdaki arkadaşları çevresiyle devamlı diyalog kurması, siz kendinizi bu noktada yalnız ve eksik hissediyorsunuz. Artık değişmeli diyorsunuz ama bu evlilik bu şekilde boşanmaya doğru gidiyor. Bir an önce bu konu çözülmesi lazım. Evet, özellikle de evliliği mutlu olanlar eşinizin aile apartmanı ya da malla ilgili bazı tartışmalar ve müteahhite girecek. 3 erkekse eşiniz ya da 3 kardeşse burada eşiniz haksızlığa uğrayacak ve bu yüzden de siz eşinizin kendi hakkını savunmadığını savunacaksınız. Evet, eşiniz hiçbir zaman kendi hakkını savunmuyor. Kendi ailesinin doğru olduğu için sizin bu düzeninizde her zaman ailesi ön planda. Siz bu konuda bıktınız. Görümceniz ve eltiniz arasındaki krizleri sakın karışmayın. Ne halleri varsa görsün. Yoksa sorunlu siz olursunuz. Bu ara ufak tefek operasyonları olabilir. Ufak tefek tedavileriniz olabilir. Dikkatli olun. Kafaya hiçbir şey takmayın efendim. Sevgili başaklar, bu hafta sizleri neler bekliyor? Kafanızda kocaman soru işaretleri. Bu soru işaretleri neyle alakalı? Birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımın 4 kişisine güveniyorum. Bu 4 kişi benim için dost mu düşman mı? Özellikle birinde S harfi varsa dost, diğerinde R harfi varsa hafif kıskançlığı var. Diğerinde M ve H harfi varsa o kişi gerçekten destekleyiciniz ama diğerinde Y ve Z ve B varsa o kişi sizin için hayırlı ve uğurlu değil, güvenmemeniz gerekiyor. Yeni iş bekliyorsanız gerçekten O ve N, Onur gibi, Osman gibi, Orhan gibi kişiden çok büyük destek alarak ya da Orhan gibi yeni bir iş kapınız hayırlı ve uğurlu olsun. İş mahkemeniz uzun süredir devam eden sıkıntılarınız varsa Aralık ayı der ki yay ayı sizin için olumlu ve yeniden doğacak bir noktamız var. Ama iş yerinde aşık olduğunuz kişiyle ciddiyet evresi, konuşma evresi platonik değil, gerçek kalbe adım atacaksınız. Etkilendiğiniz kişide de özellikle S ve L ve A harfi varsa onun da kalbi sizin için atıyor, cesareti yok
adım atmanız lazım. Evli çiftlerle alakalı birbirimiz tam boşanma sırasında tekrar ilişkimizi değiştirdik, dönüştürdük. Hatta ve hatta 7 yıllık sorunlarımız 7 haftadır düzelmeye başladı. Ama yine korkuyorum, endişem var, zarar görür müyüm diyorsanız maddi ve manevi olarak haneniz berekete ve aydınlığa kavuşmuş. Ama der ki ailenizin ve eşinizin ailesinden toprak tartışmaları kaynaklı ve yerler var, çok değerli yerler. Bize bu haklar verilir mi? Eşinizin hakları ziyan olacak ama siz kendi haklarınızı çok kolaylıkla ve adaletli şekilde alacak gözüküyorsunuz. Bir de şunu demek istiyorum. Bora, ne bileyim Başak, Emine, Melis diye tanıdığınız biri varsa bu kişiden gelecek çok güzel bir aydınlanma ve size hayır, bekarlar için hayırlı bir kısmet var. Gözünüzü dört açın. Yurt dışı seyahatlerimizle ilgili iş gereği seyahatlerde ihanete uğrayabilir. İşinize bir kadın tarafından zarar görebilirsiniz. Buna dikkatli olmanız gerekiyor. Kalbinizde biri varsa ve ona çok aşıksanız onu artık atmanız lazım. Acı çekiyorsunuz. O kişide de C ve L ve S harfi gibi enerji var. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız lazım. Evli çiftler, özellikle eşinizin ya yani kocanızın soyundaki dayılarından kaynaklı ilişkimizi zora sokacak kadınlara dikkat edin ve sizin de kendiniz devamlı herkese inanıp eşinizi suçlayıp bağırıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz lazım. Ona yazık diyorum. Sevgili teraziler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. İş konusunda mühür vurmak. 3 hafta, 3 gün içerisinde güzel gelecek iş teklifleri ve yola gideceğiniz olaylarınız çok farklı. Özellikle de isminizde E ve A harfi ve C harfi varsa büyük imzanız atılıyor, hayırlı olsun. Özellikle de devlet kapısıyla ilgili size söz veren kim varsa bunun yalan olduğunu bilmeniz lazım. Onun para çıkarları var, sizin paranızı alacak ama bu işinizi yapmayacak. Kendi yolunuzu bu noktada belirlemeniz lazım. Bununla ilgili mücadeleleri kendiniz etmeniz lazım. Kendi işiniz varsa iş yerinizde büyüme, rahatlama, kendi gerçeğiniz, kendi yolunuzu bulacaksınız ama özellikle ortak almak istiyorsanız ortakta T ve O harfi ve R harfi varsa bu sizi maddi zarara sokabilir. Eğer ki E ve L ve İ harfi varsa tüm karanlıktan aydınlığa itecek, ona güvenmeniz lazım diyorum. Evet, aşk konusunda acı çeken sevgili teraziler için arkanıza dönüp bakıyorsunuz ve kalbinizdeki insanda M ve Ahmet gibi, Mehmet gibi, Ali gibi, Murat gibi kişi ise bu kalp birbirinize çok doğru süreçte oturacak. Eğer ki kalbinizdeki kişi H ve N harfiyle Nihat gibi, Hakan gibi, bu kişinin artık bu ilişkiyle ilgili sadece gelecek vaat etmediği ama seni özlediği, geçici görüşmek istediğini uyarıyor. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Evliyseniz evliliğinizi tebrik ederim. Hayırlı bir anahtar kapısı, mutluluk enerjiniz var. Özellikle sizde S harfiyle başlıyorsanız içinizdeki boşlukları, içinizdeki dürtüleri geride bırakın. T ya da U harfi ya da R harfi varsa eşinizde bu evliliğin gerçekten korunduğuna, gerçekten birbirinizi çok sevdiğinizin ispatlama dönüm. Özellikle tarım ve toprak işiyle mesela hayvancılıkla uğraşıyorsanız işiniz ve düzeninizde çok güzel bir doğum var. Bu doğumla birlikte Allah size çok güzel dua kapıları açmış. Bu dualarla birlikte şifalanıp çok güzel döngülere giriş yapacaksınız. Hiç korkmayın diyorum. Yeni evlenmeyi düşünenlere parasal dengeniz, özellikle hayat arkadaşınızda G ve M harfi varsa parasal noktalarda bazı sıkıntıları var. Ama ışık sizinle alakalı çok güzel noktada aydınlanmaya kavuşuyor. Mahkeme konumuz, özellikle baba köklerimizle alakalı mahkemelerde kayıplarımız ve sizi iftiraya tutabilirler ve haklı olan noktayı öldürebilirler. Dikkatli olun efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız? Yıldız gibi parlayacaksınız. Yörüngeniz, ışığınız o kadar güzel yansıyacak ki. Mesela size Ankara, Antalya, A harfli şehir ya da ülkeden çok güzel bir anlaşma ve bu konuyla ilgili yıldızınız çok güzel parlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok. İşinizde değişim, yükselme, feraha erme ve büyük bir aydınlanma var gözüküyor. Yani atacağınız imza hem aşkı karşılığı, hem başarıyı ve hem mutluluğu karşılığı. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu ara ruh ikizi düşündüğünüz sevgiliniz varsa uzun süreli, onun sizi terk edeceğini ya da siz onu terk etmek için mücadele veriyorsunuz. Bu ilişki artık bitmiş. Yeni yolculuklar, yeni umut size iyi gelecek ama dönem dönem bu kapıya alışkanlıklarınız olduğu için cesaret edemiyorsunuz. Kalbiniz başka bir insan için yanarken onu kenarda tutmanızın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kendi yolculuğunuza fırsat verin, onun da yolculuğuna fırsat verin ki o da mutluluğu bulsun.
Evli çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizde G ile ya da R harfi ya da U harfi varsa onun işle ilgili yaşadığı kriz ev hanemize yansıyacak. Parasal evrede bir 3 ay çok zorlu ve süreçli bir dönem. Evraklar, ödemeler bunlarla ilgili çok ciddi kaoslar yaşanacak. Ama sizin kendi ailenizin desteğiyle birlikte çok güzel bir ferahlığa erişilecek diyorum. Soyunuzda Alevilik, yani mezhep farkı varsa ilişkinizde, karı koca, siz Diyarbakırlı olabilir, o Egeli olabilir. Bu evlilikte kötü gideceğini düşünenler, hayır, bunlar birbirlerine sımsıkı aşık. Dışarıdaki kötü insanlar hayatından gitse bunlar mutluluktan uçacaklar ama maşallah dostlarınızı ve arkadaşlarınızı tanımıyorsunuz. Fitnelik ediyorlar. Evinize kimseyi almayın bu dönem. Çünkü güzel olan aşkı zehir katmak istiyorlar. Zehre gerek yok. Siz tatlı zehrinizi kendiniz yaşayın diyorum. Bu ara boşanma fikri olanlar da, evet, özellikle hanımlar, kocamı boşayacağım, bıktım artık kırılan kalbimi, her gün pişman olmaktan, her yaptığımı rencide etmesinden yoruldum, bıktım diyorsanız geç kalmayın. Kendi hayatınızın kitabını okumanızı istiyorum ama der ki burada çocuklarım için mücadele ediyorum, bıktım ve aile desteğim de yok, çaresizim. Bu sırada eğitim noktalarınızı belirleyin ve biraz daha mesleki belediyede kurslar var, kendinizi geliştirin ve devletten destek alarak kendi yörüngenizi belirlerseniz hem çocuklar için hem de kendi geleceğiniz için daha umutlu olabilir. Bu şekilde çocuklarınızın hayatına da zehir katıyorsunuz. Unutmayın efendim. Sevgili yaylar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Oo, güzel gideceğimiz iş gereği seyahatlerde 4 dönemli anlaşmanız var. Bu der ki bir kadın, 4 insan, yani 4 erkek bir kadınla yapacağınız anlaşma sizin yıldızınızı, başarınızı, eksik olan birçok noktanızı aydınlığa kavuşturacak. O yüzden konuşmak, ifade etmek, tahtınızı kurmak için bu hafta çok doğru ve başarılı bir süreç. Cesaretlen, hayatına sarıl, bilgeliğini ve zenginliğini bu noktada at. Özellikle İ harfi ya da Z harfi ve K harfi biriyle aşk yaşayanlara köklenme, ilişki güçleniyor, ilişki sevgi ve derinliği tadıyor ve artık birbirimizin özgürlük kanadına doğru ilerleyeceğiz. Ve özellikle başka bir şey, başka bir noktaya yerleşme fikri olan sevgili yaylar için çok güzel fırsat kapılarınız açılacak ve bu fırsatlar sizin mutluluğunuzu taçlandıracak gözüküyor. Mutsuz olduğunuz noktalara gelince çevrenizdeki şeytan insanları görmüyorsunuz. Evinizdeki insanların sizinle ilgili, iletişimle ilgili yarattığı kaosları görme vakti. Güvendiğiniz ve pasta kestiğiniz dostlarınız sizin aslında zarar görmenizi istiyor. Biraz dostlarınıza misafirperverliğinizi geride tutmamız lazım. Çünkü sizin başarınız bu dönem çok kıskanılacak. Kartlar özellikle yıldız verdiğine göre. Yön. Der ki evlilikte yönümü bulamıyorum, ilişkide yönümü bulamıyorum. Özellikle sevgiliniz ya da siz mavi ya da yeşil gözlüyseniz, özellikle turkuaz gözlüyseniz çok güzel bir aşkı kucaklayacaksınız. Eksik olan aşkımız şifalanacak ve mutluluğa doğru gidecek diyorum. Yeni aşık oldum ve bu benim evleneceğimi düşünüyorum. Yalan. Allah sizi bunu yazmadı. Sizin yepyeni. Yani bu süreci atlat. Çok güzel yukarıdaki Rabbimin sana yarattığı esmer bir insanla hayatını birleştireceksin. Özellikle senin isminde S ve A ve İ harfi varsa çok güzel bir kader seni bekliyor. İnancını, inandıklarını iyileştirmen lazım. Devamlı kendi ruhunda değişen, mutsuzluğu kendine çeken, en kötü şeyi bile en dipte yaşıyorsun. İyilikleri de görmen lazım. Bu ara evliliği kötü olan ya da eşiniz cezai sıkıntılı bir noktadaysa bununla ilgili bir çıkış bekliyorsanız bunun için Ağustos'a ihtiyacınız var. Evet, bu kalp acıyor ama şifalanmak için de çok sebep gözüküyor. Ev problemi yaşayan ve uzun süredir kira sıkıntısı yaşayan sevgili yaylar, daha büyük sıkıntılarınız var. Desteğe ihtiyacınız var. Kredi çekmeye ihtiyacınız var. Bu şekilde ev sahibiniz ya da aileyle oturuyorsanız burada krizlere açık olmak lazım. Bunlar sizi daha çok psikolojik olarak yıpratacak. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum size. Yeni iş, yani bu 4-5 gün çok güzel iş kapılarımızda diyaloglar, konuşmalar, güzel destek olacak insanlar var. Özellikle K ve O ve V harfi bir insandan yeni başlayacağınız iş kapısı size çok güzel fırsatları, yeni evreleri yansıtacak. Ve başlayacağınız noktada kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Özellikle de son 4-5 aydır iş konusunda haksızlıklar varsa sizin için kitap açılacak. U ve T ve L harfi ya da
O harfi biri iş konusunda size çok büyük fırsatları yansıtacağı için artık siz değişken, korkularınız bitecek, daha sağlam, daha otorite evrede. Eğer yöneticinizde D ve İ harfi varsa konumunuz da değişiyor, bunu bilin. Evet, aşk konusunda yalanlara şahit olacaksınız. Geçmiş konular tekrar, geçmiş ilişkiniz size geri dönmek isteyecek ve bu dönüş sizin içinizdeki karmaşıklığı, mutsuzluğu yaratabilir. Ona inanmamanız lazım. O geçici aşık size, kalıcı aşk için zamana ihtiyacınız var. Onu zamanla yok etmeniz gerekiyor. Uzun süredir ilişkiniz varsa ve onunla evlilik yapacak mıyım diye düşünüyorsanız, parasal konular engel, iş konuları engel, sizin sevginiz engel değil. Para ve maddiyat engel, biraz daha 2 yıl sabırlı olmanız lazım diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada kadın kendini bu alanda yorgun hissettiği de eşinizin çok yoğun iş temposu ve bu yüzden ilgisizlik ve değersizlik psikolojisi var. Aslında onun sizinle ilgili bir değersizliği yok. Çözmesi gereken borçlarla ilgili disipline etmesi gereken ve evini huzurlu kılması gerekirken parasal evrede yaşadığı sorunlar ilişkimizi biraz aşağı çekmiş. Biraz flört edip eşinizi evde sürprizler yaparak, masaj yaparak, onun enerjisine dokunarak, aynı şekilde siz yaşıyorsanız eşinizle bu iletişimi sağlamadığınız takdirde mutsuzluklar olabilir. Sizin de kayınvalidenizi kötü görüyorsunuz ama kayınvalideniz sizi seviyor. Kayınvalidenizin ailesi tarafından yaşadığınız sorunları kayınvalideniz yaptı diye düşünüyorsunuz. Bu kart bunu kabul etmiyor. O sizi seviyor. Onun etrafındaki insanların enerjisi sizin evliliğinizi yıpratıyor. Eşiniz annemi sevmiyor, kardeşimi sevmiyor diyorsun. O kimseyi sevmiyor sizden başka. O yüzden ailenizi bu konuda, bu ilişki için zorlamamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen kart çekiyorum. İş konusunda çıkartılma, yıkım ve kaoslara hazır olun. Yani güveniyorsunuz, bana zarar vermez, beni çok seviyor dediğiniz kişi sizin iş hayatınızı baştan değiştirecek. Yeni iş beklentiniz varsa bu konuda özellikle ayın şöyle söyleyeceğim, 17'si 18 Kasım'da yeni anahtar kapınız var. Bu anahtar size uzun soluklu başarıyı ve aydınlanmayı yaratıyor. Ama eksik bıraktığınız 3 yıldır yapacağım dediğimiz kariyerimizle alakalı noktayı artık hayata geçirmemiz lazım. Millet büyürken sen geriliyorsun. Yani bu gerileme sebebinin tek nedeni dil eğitiminin eksikliğin, bunu görmen lazım. Görmediğin takdirde her zaman gerileyeceksin. Evlilik güzel gözüküyor. İlişki çok keyifli gözüküyor ama bazı kovalarda şu var. Ben artık bu ilişkide heyecan duymuyorum, mutlu olmuyorum. Bana söylediği her şeyden sıkılıyorum. Ben ne aradığımı bilmiyorum diyorsunuz. Acilen ruh ikizinizde ilişki terapisine ihtiyacınız var. Çünkü birbirinizle aynı dil koyup heyecanınız bitmiş. Bu ilişkiye heyecan katmanız lazım. Geçmiş ilişkim dönecek mi diyorsanız imkanı yok. Yeni kapılar, yeni fırsatlar. Geçmiş öldür, yeni kapılara bak ki mutluluğun tadını çıkart diyorum. Evli çiftlerimizde dengeli gibi gözükse de parasal konularda biraz daha yıpranmış bir evredeyiz. Yani kredi borçlarımız, ev kredisi ya da araç kredisiyle alakalı para stresi yaşanıyor. Aslında ilişkide sorun yok. Parayla alakalı sorunları çözdüğünüzde buradaki ilişkide bir problem yok gözüküyor ama şöyle söyleyeceğim, çevrenizdeki insanların gözüne geliyorsunuz. Yani evinizde değil, dışarıda sokakta giyin, birinin nazarını çekiyorsunuz. Enteresan, ben bunu tanıyorum diye bakan insanlar var. Sonra gözüyle sizi süzen insanlar var. Bunların enerjisi, bu da evinize yansıdığı için gereksiz tartışmaları uyandırıyor diyorum. Yasal mahkemelerde kazanacaksınız. Köklenme ve değişme evresi. Ufak tefek seyahatler var. Ama der ki çocuğunuz, erkek çocuğunuzun çok büyük başarısı var. Eğer çocuğunuz yoksa da erkek çocuğu hamileliği gözüküyor. Sevgili erkek, eğer siz bekarsanız çok güzel bir insanla da hayat kuracağınızın uyarısını. Sevgili balıklar, güzel kalp, güzel heyecan. Evet, para konumuzla ilgili eksik gördüğünüz her şey bu hafta size bolluğu ve bereketi, içinizdeki yaşadığınız para endişesini, kaosundan, fanusundan çıkmayı gösteriyor. Artık gözünüzde enerji, ruhunuzda şifa, mutlu olacağınız bir parasal haftayı uyarıyor. Ama iş konusunda burası benim, mühür atmak istiyorum dediğiniz yer mührü ve soyadınız mührünüz olmuş gözüküyor. Özellikle de iş konusunda beklentileriniz varsa o size söz veren kişi sizin kalbinizi incitecek. Oraya başka birini alacak ama size daha güzel bir iş kapısı var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara
çok etkilendiğim biri var Emine ablacığım diyorsan, bu kişi güneş gibi sizin kalbinize dönecek ve onun sizin size olan duyguları çok iyi. Özellikle de bunda da S ve İ ve M varsa gerçekten aşık gözüküyor. Ama şu harfler varsa, mesela E ve İ ve N varsa, o başka biriyle flört ediyor. Senin de böyle gözünü süzüyor. Sakın kanma diyorum. Evli çiftlerimizde kutlama, mutluluk evresi var. Ama bu daire ya da mülkle alakalı büyük bir sevincin kutlaması gözükecek. Ve artık sıkıntılar, hani ağzımızdan ateş püskürür ya, artık ağzımızdan ateş değil, mutluluk ve huzur evresi yaşanacak gözüküyor. Eşinizin iş gereği bir hatası onun işten çıkartılmasına sebep olabilir. Dikkatli olması lazım. Bir dostuna iyilik yaparken kendi işinden, kendi alanından gerçekten sıkıntı duyacak. Ya da görevini sürebilirler. Dikkatli olsun, yolculuk var gözüküyor. Kendi aranızda sorun var mı? Özellikle sevgili erkeklerime sesleniyorum. Evli çiftlerimize, eşinizi aldatmayın. Hatalara maruz kalacaksınız. Eşiniz bu olayı yakalayacak. Dikkatli olun diyorum. Mutlu olanlarda sağlık problemiyle ilgili endişeniz var. Hani bir nefes darlığı bir problem, herhangi bir ciddi bir sağlık problemi yok. Ama büyüklerimizde ciddi bir sağlık problemi olabilir. Bunun bir ameliyat evresi olabilir. Dikkatli olun. Sevgili gençler, A harfli kişi sizi düşünüyor. E harfli kişi sizden nefret ediyor. Bilginiz olsun.